Medyaskop TV'den herkese merhaba. Bugün aslında Medyaskop için biraz sıra dışı bir konuyla karşınızdayız. Türkiye'de rapi, Türkçe rapi konuklarımla beraber konuşacağım, tartışacağım. Eminim şu anda çok fazla izleyicisi de var bu konunun. Şöyle bir giriş yapmak istiyorum aslında. Rap son yıllarda gittikçe daha fazla popüler hale gelmeye başladı ve özellikle YouTube'da ya da sosyal medyada yüz milyonlarca insan tarafından izlendiğini, takip edildiğini görmeye başladık. Bu çok ilginç bir konu aslında çünkü bu videolarda çeşitli temalar görüyoruz. Mesela zenginlik karşıtı bazı temalar var ya da sınıfsal nefret var. İşte bunlardan bugün daha ayrıntısıyla bahsederiz diye umuyorum. Fakat rap hem Türkiye'de hem dünyada böyle bir isyanın, karşı çıkışın sembolü olmuşa benziyor. Bugün bunları aslında konuklarımla beraber konuşmak istiyorum. Onları tanıtayım size. Hazal Çakmak ve Deniz Durdu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hazal Mimar Sinan Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde yüksek lisans yapıyor ve şu anda hali hazırda Türkiye Türkçe rap konusunda da bir makalesi yayınlanmak üzere. Deniz Durdu da Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler bölümünde son sınıf öğrencisi. Bu konuyla çok yakından ilgileniyor ama ikisinin iki ayrı ortak yönü var. Ortak yönlerini ben söyleyeyim size, ikisini birleştiren şey. Birincisi tabii ki rap ve ikincisi de Üniversus Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin kurucu üyeleri olmalı ve burada araştırmacı olmaları. Ben hemen konuya girmek istiyorum aslında. Türkiye'de rap nasıl başladı? Biraz tarihini böyle konuşalım isterseniz. Hazal senle başlayalım. Ne dersin? Tamam. Aslında Türkiye'de rap'e bakmadan önce biraz rap'in ne olduğuna, nerede ortaya çıktığına, ruhunun neyi yansıttığına bakmamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü o zaman Türkiye'deki karşılığı da daha anlamlı olacak. Rap 1970'li yıllarda Amerika'da ortaya çıkıyor. Amerika'nın gettolarında çokça bilindiği üzere sadece siyahilerin değil pek çok göçmen grubun içerisinde yer aldığı aslında hip hop kültürü bu şekilde ortaya çıkıyor. Rap bunun alt dallarından biri. Bunun içinde hip hop kültürünün içinde breakdance, grafit ve DJ'lik diye üç ayrı alt branş diyeyim daha var. Ve rap bunlardan bir tanesi. Rap müzik aslında ben bu makale için görüşmeler yaparken Charles Ince isimli bir rapçiyle görüştüm ve bana şöyle bir soru yöneltti. Sence bu göçmen insanların oluşturduğu bu alt kültür neden bu kadar çok söz içeriyor? Bunu hiç düşündün mü? Ve bana şöyle bir cevap verdi. Bu insanların kendilerini dinletebilecekleri ve bu kadar çok sözü aynı anda söyleyebilecekleri başka hiçbir alan yok. Bu müzik o yüzden bu kadar çok sözlü. Anlatacaklarını, dertlerini, sıkıntılarını paylaşabilmek için. Burada bir ekleme yapabilir miyim? Tabii. Gördüğüm kadarıyla Amerika'da mesela cazın tarihi vardır. Caz çokça bilinir ve caz o zaman mesela siyahilerin, yani 1900'lerin başında siyahların bir isyanı olarak kendini ifade etmesi aslında sözsüz bir şekilde ve o isyan beyazların hükümdarlığına karşı, dominasyonuna karşı bir şeydi. İsyandı. Fakat herhalde 70'lerden sonra göçmenlerin de gelmesiyle beraber senin de bahsettiğin gibi daha çok rap olarak bir isyan dışa vurumu gerçekleşiyor. Evet. Peki, yani protest karakterli bir müzik zaten. Protest karakterli bir kültür, hip-hop tamamıyla. Aha. 1970'ler diyebiliyoruz yani aslında evet. Biraz daha başlangıcı için. Tabii. Amerika'da 70'ler, Fransa, Almanya 70-80 süreci ve 90'lar Türkiye, 90'ların ortası. Peki Türkiye'ye biraz gelelim şöyle hani o yıllara. Aslında ben de bir 90 jenerasyonu üyesi olarak o yılları biraz hatırlıyorum. Sanırım Kartel'le başlamıştı. Belki Deniz o konuda ekleyecekleri vardır. Böyle bir sohbet çevirelim, ne diyorsun? Tamam. Şimdi Kartel'le biz bu müziğin buraya geldiğini biliyoruz ve aslında hatırlarımızda hep böyle karşılanıyor bu. Fakat aslında ilk başta Almanya'daki yoksul mahallelerde oraya göçen, Türkiye'den göçen Türkiye'li göçmenlerin başlattığı bir müzik ve İngilizce başlıyor. Islamic Force ismiyle. Ve tam olarak Türkiye'ye geldiğinde bu müzik tutmuyor. Çünkü oradaki Türklerin yaşadığı, Türkiye'deki Türkiye'lilerin yaşadığı sıkıntıları aktarırken Türkiye'ye geldiğinde tekrar aynı sıkıntıları bu sefer Türkiye'deki insanlara anlatmaya çalışıyor. Ve bu iş böyle gitmezken işte bir sonra Kartel'le tanışıyoruz. Biraz daha müziğin sıkıntıları anlattığı, işte içindeki sözlerin bu tarz meselelere değindiği fakat devamı gelmediğinde Kartel'in tek bir albümle kaldığında insanların bunun bir piyasa ürün olduğunu ve artık devam etmediğini söndüğünü görüyoruz. Ama ondan sonra işte Kadıköy Acil Ceza, Sagopa Kajmer gibi insanların ortaya çıkması ve bu müziği yer altından, underground'dan yapmaya devam etmesi tam olarak bu kültürün 90'larla beraber yükselmesine ve işte bir yer edinmesine
neden oluyor. Hazal'ın çalışması işte tam olarak bununla başlıyor zaten bu makale ve aslında biraz buna değiniyor. Hazal mutlaka daha iyi anlatacaktır benden bu durumu. Çünkü bazı kırılma noktaları var. Hmm. Rap'in Türkiye'deki ilerleme meselesiyle. Mesela ne gibi? Kırılma noktalarını böyle kısaca anlatır mısınız? Yani Hazal daha iyi anlatır diye düşünüyorum. Şöyle, buyurun. Şimdi eklemek istediğim bir şey var. Almanya'dan Türkiye'ye gelirken kartel oradaki göçmenlerin sorunlarını anlatıyor. Dolayısıyla orada protest duruşlu bir müzik bu. Ama buradakileri yansıtmıyor. Ama burada milliyetçi bir müzikmiş gibi karşılık buluyor. Çünkü Türkiye'de Türkleri anlatmış oluyor. Hmm. Dolayısıyla kartel yapılan en büyük eleştirilerden bir tanesi de bu aslında. Yani bu müziğin ruhu değil bu. Ama oysa ki aslında yaptıkları iş orada anlamlı ama burada milliyetçi gibi oluyor. Bu aslında bu müziği satan insanların da işine geliyor. Milliyetçi bir sos ve tutacak bir iş gibi. Kartel çok böyle rap camiası tarafından kucaklanan bir grup değil açıkçası. Peki yani, o zaman şöyle bir soru sorayım. Tam bu Almanya örneğinden yola çıkarak rap aslında biraz da baskı yaşayan insanların baskı konumundayken ortaya koyduğu bir şey olabilir mi? Tabii ki. Çünkü Almanya'daki Türklerin sözleri oradaki dominasyona karşıydı ama burada evet. Evet. İktidarda zaten yani çoğunluk yani Türkler burada çoğunluk, o yüzden burada bir sıkıntısı yok. Peki burada ne üzerine peki şeyden sonra yani kartelden sonra nasıl bazı temel noktalar oldu? 99 yılında Yeraltı Operasyonu var kartelden sonra. İlk toplama albüm. Hı hı. Orada işte Ceza var, Sagopa var, Ceza'nın birlikte çalıştığı Doktor Fuchs var, Yener var, hala piyasada olan insanlar büyük çoğunluğu. O albüm ilk ciddi iş Türkiye'deki. Türkiye'den çıkan ilk ciddi iş. Daha sonra ikincisi de yapıldı ama ondan sonra herkes kariyerine bireysel olarak devam etti ve zaten iki sene sonra Ceza patladı. Arkasından işte Sagopa birlikte iş yapıyorlardı zaten falan. Onlar böyle iki kanattan götürdüler. Ceza birazcık daha protest, savaşa karşı anti-emperyalist duruyordu. Sagopa daha bireysel yazıyordu. Daha toplumsal bireysel olarak ayırabiliriz ikisini o dönem için. Sonra çeşitli kırılmalar var. Yani ben aslında bu hikayeyi ele alırken şöyle düşündüm. Bütün yapılan işleri tek tek anlatmaktan ziyade burada rap müziğin hani günümüzde geldiği yeri kayda değer buluyoruz ya. Bu buraya gelene kadarki yaşadığı kırılmalar kendi küçük kitlesi dışında başka insanlara kendini nasıl dinlettiğine dair kırılmalar olmalı ki bu işin nasıl yayıldığını daha iyi gözlemleyebilelim gibi bir yerden hareket ettim. Film müzikleri, film soundtrackleri, Albide Buradan Yak, Sagopa'nın Gore müziği yaptığı evet. İlk olan 2004. 2005'te Ceza'nın Rock'ın Coke'a çıkması. Hı hı. Bu önemli. Kitleselleşiyorlar yani. Evet. Yani kendi kitleleri dışındaki Rock'ın Coke. Yani çok ciddi rock gruplarının geldiği çok önemli bir organizasyondu o dönem. Yuhlanarak indirildi sahneden. Ve küfürler falan etti. Çok inanılmaz böyle özgür bir sahne kullanımıydı falan. Kıyafetleri çok çok sivriydi her şeyi. Dili, kıyafetleri çok çizgileri olan bir yerdeydi. Ama çok önemli bence. Çünkü o dönem için büyük olaydı yani. O konserde olması bile, oraya çıkabilmesi bile. Sonra dizi müzikleri var 2007-2008 yıllarında. Ya herkesin bildiği Fark Var şarkısı. Herkes biliyordur eminim ki bunu yani. Adanalı dizinin müziği olmuştu falan. Sonra başka bir şey var mesela. Tahribat-ı İsyan diye bir grup var. Onlar Sulu Kule'den çıkma bir grup ve Tokileşmeye karşı, kentsel dönüşüme karşı bir harekete başlıyorlar, üç kişiler. Onların İstanbul Bienali'nde belgeselinin gösterilmesi, sonra Amerika'ya, Almanya'ya gitmesi, oralarda müzelerde yayınlanması falan filan, değişik sergilerde yayınlanması o belgeselin, o başka bir çevreyi açtı. Orada biraz da aslında toplumsal sorunlara karşı da bir ses olmaya başlıyorlar. Ama burada bir Deniz'e döneyim, şunu sorayım, daha önce konuştuk çünkü. Burada bir ayrım var gibi duruyor. Hazal'ın makalesi de sanırım buna biraz dokunuyor ama şu rap'i aslında biraz ikiye ayırabiliyoruz. Az önce ayırdık bireysel ve toplumsal olarak Hazal söyledi. Fakat ben bunu hani daha böyle genel kitlelere hitap edecek şekilde söyleyeyim. Hani eğlencelik rap, bir de anlamı olan, mesajı olan rap. Böyle bir ayrım sanki 2000'li yıllardan sonra oluşmaya başlıyor. Herhalde o da kitleselleşmeye başladıkça, hı hı, insanların sorunları. Sen ne diyorsun bu konuda? Şimdi bu konu bireysel ve toplumsal düzeyde rap yapmak rap tarzlarıyla da alakalı bir duruma tekabül edebiliyor. Çünkü son dönemde en yakın zamanda yaklaşan bir kavga var. Yurt dışında diyebilirsek, Türkiye'den kopartabilirsek bu meseleyi. Çünkü Türkiye'de biraz daha farklı. Ona da mutlaka değineceğiz. Hı hı. Çünkü Türkiye'de izlediğimiz ve duyduğumuz işte o lirik anlamda bizim kulağımıza gelen şeylerin bir karmaşıklığı var içerisinde. Bir albüm içerisinde de hem bireysel hem toplumsal parçalar yapabiliyorlar Türkiye'deki rapçiler. Fakat Amerika'da
özellikle son dönemin en büyük kavgası mumble rap denilen çok az lirik olan, müzikal anlamda nispeten güzel, iyi, kulağa hoş gelen beatlerin olduğu fakat liriklerin hiçbir şey anlatmadığı. Lirik söz yani. Sözlerin, evet. Sözlerin bir şey anlatmadığı bir tartışma var. Bunun karşısına da lirik rap yapan, daha protest tavırları olan ve aslında geçmişten de bildiğimiz insanların bir tepkisi oluştu. En son işte Eminem'in yeni albümü Kamikaze, bir önceki albümü Revival'ın kötü olmasından sonra mumble rap'in yükselmesi meselesine karşı Eminem'in bir tepkisi olarak ortaya çıkmıştı ve Eminem tekrardan o yani rap içerisindeki protest tavrını korudu. Bu toplumsal olarak toplumun problemlerini yansıttığını söylemiyorum ama Amerika'da özellikle Kendrick Lamar gibi işte Childish Gambino gibi isimlerin yaptığı rap'in o zencilerin polis şiddetine karşı duruşunu yansıtan albümlerin de işte Bad Müzik ödülleri, işte Grammy'de temsil edilmesi gibi şeylerin de ortaya çıktığı bir durum. Yani böyle bir tartışmanın içerisinden yürüyor rap tarzı için. Türkiye'ye gelirsek bu bireysel ve toplumsal ayrımı Türkiye'de pek net, keskin değil. Çünkü rap müzik yapanlar underground'dan geldiği ve underground'ın içerisinde kendilerine, piyasanın içerisinde kendilerine yer bulmaya çabaladıkları ve çalıştıkları için çoğu zaman bireysel olarak söyledikleri sözleri aslında toplumun kendisinden alıyorlar. Hazal'ın makalesinde bir organik aydın betimlemesi, bir storyteller betimlemesi var. İşte Gramsci'den ve Benjamin'den alınan noktalarıyla. Şöyle bir durum, bu bireysel çabalama meselesi Türkçe rap'te zaten toplumsalın içerisinde yetişen ve pratiğini oradan kazanan bireylerin kendini yansıtması olarak meydana geldiği için uzaklaşamıyor Türkçe rap'te bu mesele. Dolayısıyla hep toplumsal öğelerin de kulağa geldiği işte albüm çalışmaları veya single'lar bize çalınıyor. Yani toplum bireysel bile yapmaya çalışsa rap'i mutlaka içine toplumsal öğeler de barındırıyor bir şekilde ama ister istemez oluyor bu. Evet yani örnek verecek olursak işte son zamanda çıkan, geçtiğimiz yaz çıkan Ludovico 2 albümü Şanışer'in, Sarp Palaur, Şanışer mahlasıyla tanınıyor. Onun albümündeki bütün parçaların aslında tam olarak aradığımız o toplumsalın içerisinde gelişen kriz noktalarını, o çatlakların içerisinden dışarıya bir sesleniş, kendisine bir kabul ediş ve o oturup yazmaya başladığında sanatsal olarak ifade etme noktasında bunu yansıtması olarak kulağımıza çalınıyor. Çünkü seçilen isim de öyle. Ludovico işte bildiğimiz gibi işte bir filmdeki uygulanış, Otomatik Portakal filmindeki uygulanış biçimiyle bireye sorunları net bir şekilde anlatıp suratına doğrudan belirtip ve kendini çeki düzen vermesini zorla sağlamaya çalışan bir işkence modeli Otomatik Portakal'da. Ve aslında albüm de tam olarak buna tekabül ediyor. Geçen hafta değil, 3 gün oldu. Kaç Kere Öldün şarkısına bir klip çekti Şanışer. Ve çıkan klipte bir kumsalda eli arkadan bağlanmış, ağzı kapatılmış bir beyaz yakalıya aslında şarkının içerisinde senin kaç kere öldüğünü sorguladın mı? Yapmak istediğin, yapmak istemediğin şeyleri yapıyorsun. Dolayısıyla bunların farkına var. Ana başlığı altında bir söylemde bulunuyor ve klip aslında gerçeğe döndüğünde o klip bir hayal ürünü olarak çıktığında beyaz yakalı servis veya otobüs beklerken kulaklıktan bu müziği dinliyor olarak görüyoruz biz. Ve bir derin nefes alıyor, işte kravatını açıyor vesaire. Bu müzik şu anda Türkçe rap'te. Türkçe rap biraz böyle ilerliyor. Yeni albümler de öyle ki keza daha sert, daha sınıf kininin olduğu, sınıf kinini çok net bir şekilde ortaya koymaktan çekinmeyen, underground'dan gelirken de yani popüler olmadan da aslında hep böyle olan, hatta belki daha da sert olan işte gazapizmi biz görüyoruz. Peki, orada şöyle bir sorum olacak size. Aslında şu an Amerika'dan Türkiye'ye böyle geldik ve Deniz böyle bireysel ve toplumsal farkını yani 2000'li yıllarda işte kitleselleşiyor ama senin bahsettiğin gibi bir süre sonra da toplumsal mesajları içermeye başladığını görüyoruz. Ki günümüze geldiği noktada birazdan daha sık konuşacağız bunu herhalde. Sınıfsal bir tonu da olmaya başlıyor bunun. Bunu konuşacağız. Fakat orada gelirken sadece şunu merak ettim. Avrupa'da herhangi bir şey var mı? Avrupa'dan bir etki taşıyor mu rapte veya bir bilginiz var mı diye soruyorum. Şundan ötürü ben Fransa ile yakından ilgileniyorum ve Fransa'da özellikle göçmenlerin yani Cezayirlilerin, Faslıların oranın en altında yaşayanlarının kesiminin çok ciddi bir rap kültürü olduğunu görüyoruz. Mesela bir beyaz sarışın Fransız pek görmezsiniz rap yapan yani vardır ama onlar kadar popüler değildir yani Cezayir Faslı çocuklar kadar ve orada da çok ciddi bir sosyal mesaj var, sosyal ton içeriyor çok ve çok ciddi kitlesi var. Evet yani Almanya'da da bildiğim kadarıyla böyle ki herhalde Türkleri oradan sirayet ediyor. Amerika'da belki biraz daha bireysel. Her zaman olduğu gibi Amerika sosyalden uzak. Ama Avrupa'da Türkiye'ye geldiğinde
biraz daha şey mesajlar içermeye başlıyor. Tabii biz gruplar da görüyoruz Amerika'dan Türkiye'ye gelindiğinde bu Amerika'dan Avrupa'ya geçildiğinde bu müzik. Çünkü aslında o göçmenlerin hepsinin yaptığı bir müzik durumu ya, zencilere sabit kalmayan bir durumda. Özellikle işte Fransa'dan aklıma Section de Assault geliyor. Yaptıkları 2-3 parçayla 6 senedir parça yapmıyorlar, fakat 6 sene önce izlenme oranlarını karşılaştırırsak YouTube'da hani 80-90 milyona ulaşmak çok ciddi rakamlar. O yıllarda tabii. Tabii ki o yıllarda. Section de Assault'un işte daha böyle bireysel de kalsa ama toplumun içerisinden çıkan şeyleri yansıtması. Sonra Almanya'da ki IZ'nin yaptığı rap müzik daha sert, daha tonları da müzikal olarak da daha sert olan bir müzik. İngiltere'de başka bir rap yaklaşımı diyebiliriz. Rap tarzı diyebiliriz. İşte Grime ve Drill Rap'in daha sert, daha böyle gangster çeteleri çerçevesinde toplanan ve aslında kendisinin de öyle olmadığını iddia ederek toplumsal problemleri, o ayrımcılığa tekabül eden müzikler yaptığını biliyoruz. Hı-hı. Ve bunlar çok kalabalık kliplerde, çok kalabalık kliplerde rol alıyorlar. Hı-hı. Yani tek başına değil, görüntüsü Hı-hı. tek başına değil, arkasında mutlaka işte 15-20 kişilik bir çete Hı-hı. tırnak içinde oluyor ve yansıtmaları hep böyle oluyor. Peki son olarak şunu sorayım. This is America diye bir klip ve şarkı yayınlandı. Hatta bu rap parçası değil mi? Yani evet. Neredeyse rap yani bildiğim kadarıyla. Evet. Ve yapan da Danny Glover'ın oğlu. Yani Danny Glover da çok ünlü bir Hollywood oyuncusu. Siyahi biri. Onun oğlu. Bu klipte de yine Amerika'daki son dönemde çok sıkıntılı olan bazı sosyal konulara bodoslama girildiğini ve bir o şarkı sözlerinde bunu yansıttığını görüyoruz. Aslında izleyicilerimiz de izleyebilirler onu. Evet. Herhalde Amerika'da da o sosyal ton biraz öne geçiyor gibi. Tabii ki. Tabii ki, çünkü işte başlarken söyledim ya, Amerika'da bu lirik rap'in bir şeyler anlatma derdi her zaman olması. Zaten doğuşu böyle ve en büyük temsilcileri, işte bilindik en büyük temsilcileri Eminem, işte vesaire, Tupac, bilmem ne, dinlenen şeyler. Fakat aslında Childish Gambino'nun yaptığı This Is America klibine gelene kadar zaten bunlar, bu nüveler vardı. Sadece popüler olması veya Türkiye'de daha çok bilinmesi onu bize ön plana çıkartıyor. Ama Kendrick Lamar'ın DNA şarkısı hem ünlü bir Hollywood oyuncusuyla karşılıklı bu lirik rapi yaptığı, hem de polis şiddetinin, zenciler üzerindeki polis şiddetinin çok net bir şekilde ortaya koyulduğu ve kendi DNA'sında bunun olduğunu belirterek bunu yaptığı bir parça. Kendrick Lamar'ın çizgisi zaten böyle. Hep o zenci mahallelerini anlatıyor. Keza şimdi biz hani bireysel ve toplumsal meseleden bahsettik ya. Lil Wayne denilen işte rapçi biraz daha böyle bireysel şarkıların yaptığı, daha West Coast şarkıların ve parçaların yapıldığı durumda God Bless America diye bir klip yapıyor ve klipte şarkı yapıyor ve klipte kullandığı ögeler işte bayrağın yere düşmesi, arkasından zenci mahallelinin ortaya çıkması, yoksulluğun gündeme getirilmesi gibi parçalar da var. Peki bu noktada ben şimdi Hazal'a döneceğim. Şu tartışmayı biraz dünya gündemine taşıdık. Şimdi Türkiye'ye biraz bakalım, odaklanalım. Çünkü aslında bu yayını yapmamızın sebeplerinden biri de geçtiğimiz hafta Deniz'le ve Hazal'la bir aradaydık ve bana Gazapizm'in Ölüler Dirilerden Çalacak adlı klibini izletmeleriydi. Bu klipte hem sözleri itibariyle hem klibin içeriği itibariyle Türkiye'de de son birkaç yılda rap'in inanılmaz farklı bir noktaya geldiğini görüyoruz. Ben sadece birkaç sözünü okumak ve sana bırakmak istiyorum. Bunun ne anlama geldiğini sen makalende daha iyi anlatıyorsun. Mesela burada yanlış hatırlamıyorsam ya bu şarkısında ya da Heyecanı Yok'ta olabilir bu. Fakat aynı temalar var. Hak mesela şöyle: saygın adamlar korku, saygın adamları korku basacak. VIP mekanlar, private partiler. Hep Miami, hep Alplerdesiniz. Jetleriniz, helikopterleriniz. Salyası akar, sürekli şehveti yoksuldan sağlar. En başta ağlar, en başta kaçar. Çünkü kayıptan korkar bunlar. En dipte yaşamaksa, yani bizim gibi en dipte yaşayanlarsa kaygıyı saklar diyor. Bunun gibi ve videoyu çok kısaca herhalde söyleyeyim. Dayak, şiddet görmüş kadınlar ve muhtemelen seks işçisi olan kadınlar garsonlarla, şoförlerle, genç insanlarla birleşerek klipte temizlik görevlileriyle beraber zenginleri öldürüyorlar aslında klipte. Ne oluyor yani toplumda, ne oluyor ve bu videolar 70 milyon izleniyor, 80 milyon izleniyor, gençler bunu dinliyor dışarıda, insanlar bunu dinliyor. Yani bir dönüşüm var sanki aşağıdan, bunu sormak istedim. Rap müzik hep protestti, hep rap müziğin protest olduğunu Türkiye'de rap yapan insanlar da farkındaydı. Fakat her tarzın, bence her sanat dalının da olgunlaşma süreleri var. 2000'ler rap'in Türkiye'de olgunlaşma süreleriydi. 2000'den 2010'lara, 11'lere, 12'lere kadar. Hatta ben Gezi'ye kadar diyorum. Ben lisans bitirme tezimde
gecekondu ve arabesk arasındaki ilişkiyi rap ve varoş arasında kurmaya çalışmıştım. Ve orada bana jüride bir hocam şey demişti. Mesela Ceza da protest rap yapıyor. Neden onu katmadın? Onun farkı ne? Ceza Amerikan emperyalizmine karşı, savaşa karşı, çocuklar ölmesin, eşitlik, adalet ama çok yüzeyden. Yani doğrudan bir hedef göstermek ya da doğrudan bir şey işaret etmek, bir suçlu bulmak gibi bir derdi yok onun. Fikirlerle konuşuyor. Evet. O çok yüzeysel anlatıyor her şeyi. Öyleydi yani o dönem. Gezi biraz bunun kırılması olmuş olabilir. Yani spesifik bir olay için bir sürü rap şarkısı yazıldı. Orada yaşanan şeyler anlatıldı ve o dönem insanların birbiriyle etkileşime, başka kültürlere, başka alışkanlıklara nasıl diyeyim yaklaşmak için çok müsait olduğu bir dönemdi. Birbiriyle yani çok kaynaştı. Yani kırılma noktası olarak görüyorsun. Evet, kesinlikle. Yani orada? Bunu çalışmıştın ve orada bir kırılma oldu. Evet, bence daha politikleşmeye başladı. Ben Gezi'yi almak isterim. Bununla ilgili biraz önce de söylediğim süreçler var ya, hani işte dizi müzikleri, film müzikleri, işte başka çevrelere rapin yayılması, ana haber bültenlerine çıktı Bağcılar Rap diye bir grup 2015 yılında 5N1K'ya çıktı, ana habere çıktı. Bunun gibi bir sürü kırılmalar var. Mesela APO'nun çok daha güzel parçalar olmasına rağmen rap'e de, pek de yaklaşmayan Günah Benim diye bir parçası patladı gitti yani. İnanılmaz dinlendi falan. Bunlar da birikim elbette. Bunlar da işte rap'in kulağa aşina olmasında, insanların buna ön yargısını kırmasında bunlar da önemli. Ama ben diyorum ki Gezi spesifik olayların rap şarkılarına konu edilmesi, doğrudan protest bir tavır sergilenmesi için çok önemli bir kırılma oldu. Ama halen yeterli sebep değil herhalde. Çünkü Gezi'yi biz biraz daha böyle kimliksel bir dışa isyan olarak görürüz. Hani modern yaşamın falan vesaire vurgusu ama ki başka çalışmalarda farklı şekilde düşünüyorum. Yazacağım umarım ileride. Fakat burada sınıfsal kuvvetli bir şeyler var. Yani. Tabii. Ben yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sözlere yansıması bağlamında yani daha derin, daha net olarak politik sözlerin şarkıların içinde yer alması anlamında gizli kırılmadır tamam. diyorum. Sanırım 2017-2018 en parlak zamanı ama 2016'nın başından itibaren neredeyse görebiliriz. Öncesinde de vardı ufak ufak ama insanların çok ciddi bir, nasıl söyleyeyim, sınıf kini biriktirdiği yansıyor artık şarkılara. Çünkü yani hani evet bireysel şarkılar da yapıyorlar. O Deniz'in de dediği gibi East Coast, West Coast Amerika'da ayrım var ama Türkiye'de bu kadar net bir konu ayrımı yok. Bu rapçi East Coast'tur, bu rapçi West Coast'tur yani ya da bireysel toplumsaldır ayrımı. Gibi bir ayrım yok Türkiye'de. Ama şu anda 2018 yılında özellikle inanılmaz patladı. Herkes dinliyor. Çok alakasız insanlar dinliyor. Yani hiç hayatında rap dinlememiş insanlar dinliyor ve bu mesela Ölüler Dirilerden Çalacak gibi parçaları dinliyorlar. Yani sınıf kinini taşıyan parçaları. Peki sınıf kinini düşünerek mi bunu dinliyorlar yoksa mesela herhalde Gazapizm'in bir şarkısındaydı şey diyorlardı. Fazlasında gözü yok. Özür dilerim. Hakkında gözü yok, fazlasında gözü var. Evet. Ölüler dillerden çalacak. Evet, yani evet. Aslında böyle bir işçi sınıfı politikası gibi ortaya çıkmıyor bunlar. Hani böyle bir işçi sınıfı hissi değil, zenginler değil ama böyle bir başka bir şeyler var sanki burada. Yeni kavramlar mı gerekiyor acaba bilmiyorum. Ne dersiniz? Evet, ben öyle düşünüyorum. Öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü rap'in son dönemine baktığımızda şunu görüyoruz. Bir umutsuzluk var, yarın ne yapacağını bilememek var. Sürekli bir öfke kusuyor ve hani bunu gerçekten rap bunu sırtına almış durumda şu anda. Bunu çok güzel temsil ediyor. Bunu anlatıyor rap şu anda Türkiye'de. Tabii ki başka şeyler de anlatıyor ama çok çok ciddi bir şekilde bunu anlattığını düşünüyorum. Yani sadece rap de değil, ilginç bir şekilde ana akım medyada bile bunu anlatan diziler olmaya başladı. Ve işte internetle önce sonra ana akım medyayla. Ve ben diyorum ki insanlar bu müziği kendilerini, bu anlatılan konuları kendi hayatlarına yakın buldukları için dinlemeye başladılar. Peki bu kadar insan mı mağdur Türkiye'de? Yani aslında temel soru bu. Bu kadar insan mı kendini bu müziğe yakın hissediyor? Neden kendini bu müziğe yakın hissediyor? Evet, çok güzel bir soru. Burada Deniz'den de devam edelim istersen. Yani neden mi yakın hissediyor insanlar ve toplumun hangi kesimi? Mesela belki Hazal'ın makalesinde bahsettiği benim de üzerine çalıştığım prekarya diye bir kavram var. Güvencesiz bir sınıf. Kendini toplumda giderek daha fazla güvencesiz hisseden, stresli hisseden insanlar. Öfkeliler bu insanlar. Dolayısıyla öfke ve stres yan yana. Bir noktadan sonra
acaba ne olduklarını da bilmiyorlar. Çünkü prekarya halen olmakta olan bir sınıf diyoruz. Oluşmakta olan bir sınıf. Acaba bu öfkelerini bu müzikle mi buluyorlar? Kendilerini şu anda en iyi ifade eden, ki sanat her zaman öncüdür, avantgardtır, önde gelir. Hatta toplumdan önde gidebilir. Kendilerini orada mı görüyorlar? Sen ne dersin? Ya o zaman şunu şöyle kurgulamak lazım. Makalede de, makalenin teorik çerçevesi kurgulanırken de çok güzel bir noktaya temas ediyor Hazal. Şimdi yeni bir kültürün oluşması için verilen mücadele ve işte bir sanat dalının buna yaklaşması, bir sınıfa eklemlenmesi veya onun içerisinden çıkması meselesi aslında tam Gramsci'nin söylediği organik aydınlar meselesine tekabül ediyor. Ve bunu biraz açar mısın? Tabii organik aydın dediğimiz kavram belirli bir sınıf kategorisinin içerisinde çıkan entelektüel bir kişiler diyelim. Yani ya da sanat yapan kişiler. Fakat buna tam değinirken bu sanatın nereye şekilleneceği ve o sanatın nasıl icra edileceğine yönelik bir müdahale, dışarıdan bir müdahale. Buna sınıfın da yaptığı bir müdahale olabilir. Bunu tam anlamıyla politikaya evrilmesine neden oluyor. Yani biz şimdi işte Şanşer'le görüşmelerimizde buna en çok tanık olduk. Çünkü kendisi bu sözleri rap müziği icra ederken yazdığı, işte kurguladığı her şeyi yaparken belirli bir hedefe doğru ilerlemek için bunu yazmadığını, içinden böyle geldiğini ve sanatını böyle icra edebileceğini, haricinde bir şey yaparsa bunun bu kalitede olmayacağından çok çekindiğini bize söyledi. Her şey yapmıyorum dedi yani. Evet. İçinden ne gelirse onu yazıyorum dedi. Bu içinden gelme hali aslında tam olarak organik entelektüel meselesine tekabül ediyor. Gramsci'de de teorik olarak. Fakat işte tam da burada belki işte o Marksist jargonun da bize ortaya koyabileceği, tamamen o kategorileri belirleyeceği gibi aslında bir baş aşağı çevirme var. Sanat toplum için midir meselesi. Aslında toplum sanatı etki ediyor. Toplum sanatı doğrudan etki ediyor ve toplumdan gelen şeyin anlatılmasına tekabül ediyor. Onun içinden doğuyor çünkü. Evet. Yani o Şanışer de oradan evet. Gelen toplumu yaşayan. Kesinlikle. Ve diyor, bu sözleri söyleme ihtiyacı duyuyor. Evet. Evet, kesinlikle. Çünkü bunun haricinde biz buna bir baskı veya işte bunu anlatman lazım. Hadi işte rapçiler, hadi geleceksiniz burada sınıf kinini ortaya koyacaksınız dediğimiz zaman o politika evriliyor. Ve biz aslında bunun kendi kendine oluşmasına önem veriyoruz. Ve bunun böyle olmasının, o diyalektik süreç içerisinde böyle olmasına önem verdiğimiz için de bunun işte salt artistik bir eleştiriye ve tutkuya ve heyecana dayanmasını bekliyoruz. Ve şu anda Türkçe rap tam olarak böyle devam ediyor. Ve o işte o prekarya tartışması meselesinde yeni oluştuğunu söylediğimiz sınıfın, o güvencesiz kitlenin bir müziği olduğunu, bu insanların kaçtığı şeylerden, yani haber izlemekten kaçıyor, haber okumaktan kaçıyor, Twitter'da gündemi takip etmekten kaçıp, Twitter'da, Facebook'ta başka kimliklerle hayatlarını ilerletmeyi, Instagram'da başka gözükmeyi, üzüldüğü şeylerin de haricinde başka gözükmeyi tercih ediyor ya, aslında bu müzikler doğrudan işte bunu onlara burada tekrardan. Bir acı var aslında. Buna social pain, sosyal acı derler yani. Bir şey politikadan kaçtığını düşünüyor. Evet. Fakat gördüğüm kadarıyla genelde aslında bu da bir politika karar oluyor. Evet. Aslında bu da bir politika tercihi, evet. Ama şimdilik öyle yani başını belki kumun altına gömmeyi tercih ediyor. Muhtemelen buraya da evrilebilir. Bunlar muhtemel tabii. Şey, evet, aynı durumun içerisinde. Fakat evet, şu anda yapılan müzikler de tarzlar da, rap'in tarzı veya rap'in söyleniş biçiminin nasıl olursa olsun böyle devam ediyor. Biz öyle bir skala görüyoruz ki işte Şanışer biraz daha o bahsettiğimiz, şu ana kadar bahsettiğimiz o güvencesizlerin yüzüne vurma meselesini yansıtıyor. İşte Gazapizm daha ciddi bir sınıf kiniyle ölüler diriler nereden çalacak diyerek bir şey yansıtıyor. İşte belki işte Şehinşah dediğimiz o biraz daha trap'e kayan müzik tarzının daha anarşist nüvelere hareket ettiğini, sözel anlamda oraya gittiğini görebiliyoruz. Ve bunların hepsi aslında 2000'lerde yetişen underground'ın içerisinde de zaten önemli isimlerdi. Ve şu anda popülerleşmeye başlaması onların kitleye gittiğini değil de kitlenin onlara geldiğini çok net bir şekilde gösteriyor. Peki, bu durumda mesela şeyi de konuşalım biraz. Bunlar böyle içerik olarak çok yoğun, hı hı. Niteliği kuvvetli eserler ya da parçalar ya da bir müzik ya da kültür türü diyelim. Ama bir yandan da sadece nitelikle kalmıyor, nicelik açısından yani hacim açısından da giderek büyüyor. Mesela sanırım Ceza'nın Sus Pus parçasıydı. 98 milyon, dün aldığım notlar 98 milyon kişi tarafından izlendiğini gördüm. Bunun dışında yine Gazapizm'in 90 milyona varan, benim yanlış hatırlamıyorsam, YouTube izlenmeleri var. 358 milyon. 358 toplam. Milyon. Şey, bütün parçaları. Evet. 358 milyon, bunlar devasa sayılar ve hani hep deriz ya toplum ne hissediyor, ne yapıyor? Aslında çok toplumdan ayrılmış durumdayız. Sanki herkes kendi hayatını yaşıyor. Aynı otobüse biniyoruz ama aynı şeyleri konuşmuyoruz ya da diyalogumuz yok. Fakat sanırım sosyal medya üzerinde bu, ya da bu parçaları rap üzerinde ortaklaşıyoruz gibi. Hı hı. Popülaritesi konusunda ne dersiniz? Ki
bu kavramı bilmiyorum, kullanmayı tercih ediyor musunuz ama sen ne dersin Azam? Ben kullanmayı tercih ederim. Çünkü yani daha iyi karşılayan bir kavram olduğunu düşünmüyorum. Mesela YouTube değil de mesela şeye bakalım, Spotify'a. Spotify'da Türkçe Top Hits kısmında rap parçalar birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıraya yükselmeye başladı. Sadece kendi Türkçe rap klasmanında yükselen parçalar arasında konuşmaktan bir tık daha fazlası oldu hikaye artık. Pop'la yarışıyor. Pop'u alt ediyor. Aşağılara itiyor. İlginç bir tespit. Evet. Yani bu kayda değer bir şey bence. Çünkü mesela o birinci sırada ben belki 2 belki 3 aydır kalan parça Mary Jane, parçanın sahibi tutuklandı parça yüzünden. 2 ay yakın değil mi? Evet. Tutuklu kaldı Kontkar. Uyuşturucu içerdiği için sözleri. Hakeza Ezel de öyle, çok popüler rapçilerden bir tanesi. O da tutuklandı 2 ay yakın, o da hapis yattı. Bu insanlar bu müzikleri ötelemek yerine daha çok sahiplendiler devamında. Bu ilginç yani. Hani sadece uyuşturucu veya başka bu tarz değil de aynı şekilde şu anda Ölüler Dirilerden çalacak da aynı şekilde. Yani, evet dediniz, çok çeşitli yönleri var. Evet, giderek yani, çeşitleniyor ve bu çeşitlilik de kendini pop'a karşı da kafa tutuyor. Evet, ya plazada çalışan arkadaşlarım işte mali işler, İK bilmem ne, hepsi kulaklıkla onu dinliyorlar yani. Ya bir örnek işte Gazapizm'in en son tespit ettiğimiz bir reklam filminde oynadı. İşte bu kadar büyük bir popülerite şeyi getiriyor. Reklam, işte televizyonda gözükme vesaire gibi işleri getiriyor. İki tane örnek vereceğim bu durumla alakalı Gazapizm üzerinde. Bir ayakkabı firmasının reklamlarında oynamak için bir teklif alıyor, bir anlaşma sağlıyor. Oradaki parayı işte bir sokak çocukları derneği, bir sokak çocukları için çalışan bir derneğe bağışlıyor bir kısmını. Ama mesela biz Ceza'da gördük, Ceza'nın oynadığı reklam filmlerinde yaptığı işin tamamıyla başka bir tarzında, bana saçma gelen sözler kullandı. Ama Gazapizm'in Kinetik reklamında kullandığı sözler hala aynı Gazapizm, o öfkeyi, o şeyi... Evet, hiç tarzından ödün, hiç tarzından ödün vermeden yaptığını. Dün çıktı değil mi? Evet, dün çıktı. Belki anlaşma yapmış olabilirler. Hani bunu da tabii. Ama ben evet, tabii ilginç bir şey. Yani ben mesela evet, şey diyebilirdim. Evet. Dışarıda kalmasını da isteyebilirdim yani, hani ama tabii bu böyle kadar bir şey yapmış. Bu kadar popüler olması da bu söz hakkında konuşma alanının daha geniş olmasını doğurmuş olabilir, olabilir. Ceza'ya evet, kıyasla. Evet. Ve Gazapizm'in işte YouTube'da yine çok popüler olan Oğuzhan Uğur'un sezon kapanış programına katıldığında, İF'te yapılan programı, orada bir eleştiri geliyor kendisine. Bu Heyecanı Yok parçasıyla alakalı bir eleştiri geliyor bu arada. Orada birisi diyor ki kendisine, sen eskiden daha underground protest şarkılar ve sözler yazardın. Artık bu popülariten sayesinde bunlardan biraz uzaklaştığını hissediyorum diyor. Ve Gazapizm orada verdiği karşılık, ya sen nasıl dersin bunu bana, ben asla buradan uzaklaşmadım gibi bir söylemde bulunup 8 dakikalık kendi ayrılan bölümünde. Ondan bir hafta sonra unofficial olan, kendi sayfalarından paylaşılmayan Gençlik Günlerim adlı parçasını ortaya koyuyor ve bizim hep izlediğimiz temaların orada içinde bulunduğu bir noktaya tekabül ediyor. Oradaki sözler aslında Ölüler Dirilerden çalacak meselesinin tekrardan gelmeye başladığını, geleceğini anlatıyor. Ben örnek vermek isterim onunla alakalı. Şöyle diyor, bir şeyler var özlenen, yoksa neden gezmeyelim bu saatten erken? Mekansız, zamansız, sofrasız, ilaçsız, kalanlar da bir gün bana dişlerini kilitler diyerek aslında ben protest rap'e ve insanları, toplumu anlatmaya ve aktarmaya devam edeceğim, bu benden uzaklaşmayacak diyerek sonra da şöyle bir şey söylüyor. Aslında bizim bu arabesk ve rap'in gelişimini ve aralarındaki bağlantıyı yansıtma meselesiyle alakalı. Gene aynı parçada, bu sevda, bu güller arabeske konsept, bu sözler, bu isyan proteste konsept, sen de kapat gözlerini, o zaman neye fayda görmek diyerek hem çevresindeki rap müziğe bir tepki göstererek böyle bir şeyi ortaya koyuyor. Daha sonra da Ölüler ve Diller, Ölüler Dirilerden çalacakla o sınıf kinini tekrar tırnak içinde gösteriyor. Peki, o zaman şu toparlamak açısından şöyle bir gidelim. 2000'li yıllarda aslında giderek kitleselleştiğini görüyoruz, çeşitlendiğini görüyoruz. Hem nitelik hem nicelik olarak artıyor. Ve geldiğimiz noktada da toplumda yaşanan güvencesizlik ve eşitsizliği daha fazla ifade eden bir müzik çeşidi olarak da ortaya çıkmış durumda ve popülaritesi çok. Sizin gelecekle ilgili diyelim, bunun gidişatını nasıl görüyorsunuz, ne olabilir? Hani bütün konuştuklarımızı da toparlayacak şekilde ikinizden de görüş alırsam yavaştan programı kapatalım. Ben diyorum ki her gün bir önceki günden daha fakir ve daha umutsuz uyanıyoruz. Daha az politik alanımız olmuş olarak uyanıyoruz. Dolayısıyla bu böyle gitmeye devam ettikçe ve rap popülerleşip
yönünden sapmadıkça diyeyim. Ama sapmaz çünkü bu şekilde popülerleşiyor zaten yani. Bu yoldan giderek popülerleşiyor. Bence bu devam eder. Ve çok ilginç bir şekilde çok da hızlandı. Yani şarkı çıkma hızı çok hızlandı. Herkes bu şeyden üretim anlamında olumlu etkilendi. Gaz aldı diyeyim yani. Herkes parça yapıyor, klip çekiyor falan. Ben bunun bir süre daha gideceğini düşünüyorum. Ama rap hep dalgalı bir grafikteydi Türkiye'de. Açıkçası bu sürece eğilmemin sebebi benim biraz daha farklı bir şey olması burada. Yani daha çok insanın kendine ait hissetmesi bu müziğe. Bunu hissetmemde bu süreci spesifik olarak ele almamın sebebi. O dalgalı süreçten dolayı birazcık belki olumsuz etkilenebilir gibi düşünüyorum. Ama genel olarak bence bu devam edecek gibi geliyor bana. Yükselişini sürdürecek. Sen ne dersin Deniz? Benim için aslında bunun çok net bir cevabı var. Çünkü şu durum şöyle. Biz nasıl ki geçen sene işte Hazal'la ortak noktalarımızın birleşimini biz burada sağlayabildik. Hem rap müziği dinlememiz hem o kültürü merak etmemiz, o kültürün içerisinde kendimizi konumlandırmamız. Hem de yaşadığımız süreçlerin bizi bir sosyal araştırmalar merkezi kurmaya itmesi, işte üniversitede yapmaya çalıştığımız meselenin aslında üniversitede çalışamayacağımız bu konuyu, rahatça, özgürce çalışamayacağımız bu konuyu dışarıda çalışmaya yönlendirmesi, bu rap müziğin ilerlemesiyle alakalı bir durumun bizde de yansıması. Yani akademide de yansıması diyeyim tırnak içinde. Akademi diye nitelendirirsek. Çünkü üniversite alanında, o kamusallaşmış alanda kendine yer bulamayan, uzaklaştırılan ve daha sonra oradan uzaklaştığında sanki yapacak bir şey kalmayacakmış gibi beklenen müziğin aslında kitlenin ona doğru gelmesiyle beraber neler yapabileceğini, daha da kinlenebileceğini, ortaya nasıl çıktığında nasıl etki uyandırabileceğini gösterdiği bir durum. Hem araştırmaların rahat ve özgür şekilde yapılabileceği, işte 35-40 gencin kendi yaptığı işi sahiplenmesi ve yürütmesi meselesi, hem de bu rap camiasının, rap müziğin ve protest tavrın birbirlerine destek olmasalardı, yani böyle net bir şekilde bir gruplaşmaları, bir bölünmeleri, rap'in doğası gereği, hip hop müziğinin doğası gereği olsa da hedeflerinin ve toplumsala dokunma noktalarının hep aynı olduğu noktada devam edeceği için kesinlikle devam edeceğini düşünüyorum. Popülaritesi azalabilir fakat sözler, beat ve klipler zaten o popülarite için yapılmıyor. Yansıtmak istedikleri şey kendi işlerinden geldiği için yapılıyor. Yani aynı şekilde toplumda insanları büyük alanlardan, büyük kitlelere ulaşmalarından mahrum bıraksanız da Medyascope gibi bir yerde de kurup insanlara ulaşmaya devam edebiliyorsunuz. Yani ana yakın medyadan uzakta bile olsa devam edebiliyorsunuz. Dolayısıyla ne kadar ötelense de bu iş devam eder. Yükselir. Popülaritesi azalabilir ama niteliğinden bir şey kaybetmez. Dönemsel olarak azalıp dönemsel evet. olarak Evet ama niteliğinden bir şey kaybetmez diyor ki. Hazal Çakmak, Deniz Durdu, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Benim için de ve zannediyorum ki kamuoyu için de çok daha çok değişik bir program oldu. Toplumu anlamaya çalıştık. Teşekkür ederim bir kez daha. Ben aslında Çukur dizisinin de soundtrack'e olan Heyecanı Yok parçasının böyle sözlerini biraz söylemek istiyorum. Öyle de toparlamak istiyorum. Çok bu beni heyecanlandırmıştı. Orada diyor ki bu hayatın heyecanı meyecanı yok. Temel güvenin yok. Legal ya da illegal düzenin yok. Montumun cebinde yok kuruş ve de kaygıya saplanmış herkes. Biz yakarsak söndüremezler, geri döndüremezler. Evet, yani bu sözler ve bütün bu arkadaşlarımızla konuştuğumuz rap, son dönemde yükselen rap, çok toplumun değiştiğine ve toplumda yeni bazı akımlar olduğuna işaret ediyor. Onların da beklediği üzere bu belki popülaritesini biraz yitirebilir ama niteliği daha da artarak devam edecek. Umarım bir başka programda da yine bunları daha detaylı şekilde konuşuruz. Sizler için de iyi olduğunu umuyorum. Bir başka programda görüşmek dileğiyle iyi günler.